Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Bugün güzel Kıbrıs'ımızın meşhur ve lezzetli bir ekmeğini, bittasını yapacağız aslında. Hellimli ve zeytinli bitta. Bunun için ilk olarak ben gereken malzemeleri göstermek istedim. Öncelikli olarak 5 su bardağı unumuz var. Daha sonra 1 çay bardağı zeytinyağı, yoksa sıvı yağ, 2 dolu yemek kaşığı kuru nane, bir de normal yarım yemek kaşığı kuru nane, bir yemek kaşığı şeker, bir silme yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı maya, bir orta boy soğan, bir paket hellim, siyah zeytin, üzeri içinde susam ve çörek otuna ihtiyacımız var. Hamurun içerisine şöyle bir yemek kaşığı suda eritmeden kullanabildiğimiz şu mayadan koyuyoruz. Daha sonra içerisine bir, yani toplamda 2 su bardağı ılık su ekleyeceğiz. Bunu da makineyi çalıştırırken ara ara kenardan göreceksiniz. Şimdi içerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyoruz ve tekrardan çırpıyoruz. Yoğuruyoruz yani. Hamurumuzun içerisine 1 adet orta boy soğanımızı, 200 gram doğranmış hellimimizi, şöyle 2 dolu yemek kaşığı ve bir de yarım yemek kaşığı kuru nane ve çekirdekli zeytin. Yani bu aslında değişebiliyor. Vaktiniz varsa çekirdeksiz de şey yapabilirsiniz. Temizleyip güzelce çekirdeksiz olarak da yapabilirsiniz. Ama çekirdeğini çıkarmadan da yapılıyor. Şimdi şunları şöyle güzel bir karıştıralım. Şimdi yağladığımız fırın tepsimize harcı şöyle koyuyoruz. Bunu böyle yuvarlak yuvarlak porsiyonluk şeklinde de yapabilirsiniz. Şekil kaygısı olmayan bir tarif. Bulla da deniliyor aslında bittaya. Böyle tek tepside de yapabilirsiniz. İkisi de güzel. Bu sizin vaktiniz ve o anki enerjinize bağlı olan bir şey yani. İki buçuk saat hamurumuzu mayalandırdık. Benim vaktim olduğu için bu şekilde yaptım. Ancak sizin vaktiniz yoksa hamurun içerisine soğan, hellim, zeytin, naneyi koymadan önce yani saf hamuru normal bir şekilde yarım saat mayalayın. Daha sonra bunları içine katıp hemen fırına verebilirsiniz. Ama vaktiniz varsa bu şekilde mayalamanız daha bir lezzet katacaktır. Şöyle elimize birazcık zeytinyağı koyduk. Şöyle bastıralım. Bir havasını alalım. Evet. Daha sonra üzerine çörek otu ve susam ekleyip 200 derecelik fırında yaklaşık bir 45 dakika kadar pişiriyoruz. Hellimli ve zeytinli bittamız hazır. Bunu dilerseniz karışık bu şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz zeytinliği ayrı, hellimliği ayrı yapabilirsiniz. Kesinlikle denemeniz gerektiği düşünüyorum. Sonuçtan memnun kalacağınıza inanıyorum. Oldukça lezzetli ve güzel oldu. Evin içi de ayrıca mis gibi koktu. Deneyenler yorum yaparsa sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.